Canavarlarla dolu bir evren ışınlansaydınız ne olurdu? Bu askerler kayıp arkadaşlarını ararlarken antik kalıntıların bulunduğu bir bölgede fırtına çıkar. Fırtına sonucu bir portal açılır ve canavarların bulunduğu dünyaya ışınlanırlar. Durumun farkında olmayan ekip ev dönüş yolu için araştırmalara başlar. Çölün ortasında ilerledikleri sırada bu dünyadan olan bir adam onları tehlikeye karşı uyarmak için okunu fırlatır. Ancak askerler adamın saldırdığını düşünür ve oyuna doğru ateş etmeye başlar. Yüzbaşı Natalie Artemis adamın oku niye attığını anlasa da artık çok geçtir. Yerin altından gelen canavar hızla saldırıya geçer. Üstelik insanların dünyasındaki mermiler ona işlemiyordur. Daha sonra adam tam bazukayla ateş edeceği sırada canavar arabayı ters çevirir. Ardından askerlerden birini yakalayarak işini bitirir. Durumu fırsat bilen ekip canavardan kurtulmak için kayalıklara doğru koşmaya başlar. Diablos'tan kurtulduklarını düşünseler de gece olduğunda Narsilis adı verilen örümceklerin saldırısına uğrarlar. Bu saldırıda zehirlenen yüzbaşı Artemis geçici bir felçle karşı karşıya kalır. Serinin devamı için kanalımıza abone olup profilimden ikinci bölümü izlemeyi unutmayın.